delegasyon yerlerine geçerlerse genel kurulumuzu başlatmak istiyoruz arkadaşlar. Türkiye Judo Federasyonu'nun çok değerli genel kurul üyeleri, 5. olağan genel kurulumuzu ve 7. mali genel kurulumuzu icra etmek üzere bir araya geldik. Her zamanki gibi bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Yeterli sayıya ulaşılmıştır. 140 arkadaşımızın imzasını alındırmak üzere arkadaşlar. O yüzden başlamamızda herhangi bir sakınca yok. Divan kurulumuz oluşana kadar birlikte olacağız. Değerli arkadaşlar, genel kurulumuzun ülkemiz sporuna ve judosuna hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan önceki genel kurulda olup bugün aramızda olmayan arkadaşlarımızla Allah'tan rahmet, elhamdülillah 3 kuşak, 4 kuşak. Ve hepinizi ediyorum, ardından İstiklal Marşı'nı. Kadar. Lütfen kimse salonu terk etmesin. Kimseyi arama konumunda kalmayalım lütfen. Başkanlık divanının oluşturulması için listelerini sunacak arkadaşları bekliyorum. Başka bir site sunmak isteyen var mı? Tamam, yoksa divanı okuyorum. Abdullah Albunar, Behçet Aklı, Ümit Aylan, Meşer Şensoy Yıldız, Emrah Tapu. Divan davet ediyorum. Divanı oynuyorum. Önergeyi okuyun hocam. Önergeyi okuyun ama. Şimdi başka bir şey okuyun. Başka bir şey yok. Önergeyi okuyun. Sıra tavsiye yapmış. Başka var mı diye sor. Hocam sordum başka var mı diye. Divan kurulu önergesi. Türkiye Judo Federasyonu'nun 5. olağan genel kurulu ve 7. mali kurulu toplantısında ana statünün 3. maddesinin 2. bendi kapsamında 5. olağan genel kurulu ve 7. mali kurulu toplantısının sevk ve idare etmeleri hususunda başkanlık divanı için genel kurulu üyeleri arasında
Abdullah Ağabey, Behçet Aklı, Ümit Aslan, Neşer Şensoy Yıldız, Emrah Takvim. Sayın 5. olan genel kurulu ve mağlup üyelerimizi öneriyoruz. Öner sahipleri Deniz Çilli, Behçet Aklı, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Murat Beytekin, Adnan Özmen, Abdülhadi Kızılyaprak, Ercan Güneş, Zafer Şişmanlar, Onur Panda Habuçoğlu, Erdal Ataoğlu, Neşe Şensoy Yıldız, Hülya Şenur Kebeş, Orhan Haşim Elmalı. Başka listede yok. Kabul edenler, kabul etmeyenler, teşekkür ediyorum. Buyurun. Beşik ve spor bakanımızın çok değerli temsilcileri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin çok kıymetli temsilcileri, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Metin Şahin, Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Özgeç, değerli katılımcılar, Türk Judo Camiası'nın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi şahsi ve gurur duyarak adına saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Değerli Azur'un gündemin ilk dört maddesiyle divan oluşturuldu. Çoğunluk var yeterli çoğunluk. Şimdi gündeme okuyup oylarınızı arz edeceğim. Ondan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Gündem 1. Genel kurul ve mali kurul üyelerinin yetersizliğinin bulunmadığını tespiti yapıldı. Toplantı açılışı yapıldı. Saygı görüşü ve istihbaratı yapıldı. Genel kurul ve mali kurul divanı oluşturuldu. Gündemin okunması, oylanması 6. Başkanlık Divanı'nda genel kurul ve mali kurul toplantı olarakların imzalama yetkisi verilmesi 7-2018-2019-2022-2020 yılları faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun bu dönemlere ait iş ve işlemler için hesaplarının faaliyetlerinin ötürü ibrası 8. Yönetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası 9. Ana statü değişikliği 10-2021-2022 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karar bağlanması 11-3 çalışma dönemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması olsun yönetim kurulu eğitim verilmesi 12. Uluslararası Federasyonlar Arası Mali Tarihleri'nde bulunmak için yönetim kuruluna ilgi verilmesi, 13 spor dalının gelişmesi ve geri getirici faaliyet organizasyonlar yapılması amacıyla İktisadi İşletme Kurulması yönetim kuruluna ilgi verilmesi, federasyon faaliyetleriyle ilgili olarak talimatların hazırlanması, yürürlüğe konulması, taşınmaz mal alım, satım ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işletme faaliyetlerinin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlama konusunda yönetim kuruluna ilgi verilmesi, 15 adayların konuşmaları 16, Başkan Yönetim Devletin Disiplin Kurulu Asıl Eylül Birliği'nin seçimi 17, görüşmesi ihtiyaç olan diğer konular 18, dilek ve öneriler. Bu gündemle ilgili önerisi olan, gündemde yer değişikliği ilave olan arkadaşımız var mı? Delegemiz daha önce bir öneri gelmiş. 6-11-2001 tarih saat 10'da yapılacak Türkiye Judo Federasyonu Genel Kurulu gündeminde görüşülmesine İhtiyaç duyulan diğer konular başlıkta 17. maddesi sehme yazılmış olarak gündemden çıkarılmasına ait önergenin kabulü ve gereğini yapılmasını arz ederim. Önergeyi müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaretlerini
Etmeyenler oy birliğiyle önce kabul edildiği işte 17 maddeyi gündemden çıkarıyoruz. Evet. Bence de sehven yazılmış bir madde. Gündemde görüşülmesine ihtiyaç duyulan diğer konular diye bir madde olmaz. Gündemin bu yapılan değişiklikte başka değişiklik yoksa gündemin tamamı yapılan değişikliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret koyun. Etmeyenler edin efendim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Değerli Hazırım, şimdi gündemin 6. maddesi, Başkanlık Divanı'na genel kurulu manevi toplantı olarak imzalama yetkisi verilmesini oylarınıza sunuyorum. İşaret bölü kabul edenler, etmeyenler efendim bildirin, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi, yönetim kurulunun bu dönemde ve iş ve işlemlerine ilişkin hesapları ve tarihlerinden ötürü ibrası maddesine geldik. Bu konuda bir önerge var mı? Türkiye Judo Federasyonu'nun 6 Kasım 2021 tarihi saat 10'da yapılacak genel kurul toplantısı gündemi 7. maddesine göre 2018, 19, 20, 21 faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve tutumlu bu dönemlere ait iş işlemlerine ait hesaplar ve faaliyetlerden ötürü ibrası ile ilgili olarak benzeren yıllara ait faaliyet ve hesap raporları Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü internet sayfasında genel kurul tarihinde 15 gün öncesinde yayınlanmış olduğunda ayrıca sizde delegelere kitapçık olarak da dağıtıldığından zamandan tasarruf etmek için sadece sonuç bölümünün okunarak müzakere açılmasını ve oylanmasına dair önergemizin kabulünü saygıyla arz ederiz. Evet, öneriyi müzakere yapıyorum. Söz almak isteyen? Yok, o halde öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman önergeye gelen sadece sonuç bölümünü kim okuyacak? Yönetim kurulu faaliyet raporu. Sayın Başkanım sunum mu yapacaksınız? Yok. Yönetim faaliyet raporu Ali öyle yapmışsınız. Yok. Sadece sonuç bölümünü. Ali'sin. Ben dedim ki okulda da müzakere sadece belediye raporu sonuç dedi ama öyle bir artış herhalde yazıldı. Denetleme kurulu. O zaman öneriyi arkadaşlar yani takdim değil yapalım düzenliyorum. Okunmadan müzakere açılmasını arz ve teklif ederiz şeklinde düzeltelim. Bu şekilde oyunuza tekrar sunuyorum. Lütfen işaret koyuyorum. Kabul edenler, etmeyenler okunmadan yönetim kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakere açıyorum. Buyurun efendim 2018, 2019, 2021 yılları faaliyetleriyle ilgili görüşmeye açıyorum. Müzakere açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Belgeler arasında. Yok, o halde 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları faaliyet raporlarının yönetim kurulunun bu dönemlere ait iş ve işlemlerinden ötürü ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle yönetim kurulu ibra edilmiştir. Evet, teşekkür ederim. Madde 8, denetleme kurulu raporu. Evet, denetleme kurulu raporu da aynı şekilde arkadaşlar, daha önce de Spor Genel Müdürlüğü Federasyon web sitesinde yayınlandığında sadece sonuç bölümünü okunarak müzakere açılması konusunda bir önem var. Yeterli sayıda imza var, ben görüyorum. O öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy bilgiyle öneri kabul edildiği için denetleme kurulundan birisini sadece sonuç bölümünü okumak için kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Judo Federasyonu saygıdeğer delegelerine hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Yönetmenler Kurulu Başkanı Musa Çolak. Sonuç bölümünü sizlere arz etmek üzere huzurlarınızda sizleri saygıyla tekrar selamlıyorum. Yok. O halde madde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler?
İndir nefes etmeyenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Madde 15, başkan adaylarının konuşmaları. 15. maddede çok özür dilerim, telefonum sesi almıyormuşum. Her zaman olmaz ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Adaylardan aralarında anlaşma var. Herhalde iki adayımız var. Öncelikle bu adaylıkla ilgili bir açıklamada divana bir alalım. Sayın Genel Sekreterler. Her iki adayın da herhalde müracaatıyla ilgili bir bakanlığımızla onaylanan bir yazı var. Eyvallah. Tamam, gerek yok. Basketbolda verdiği şeyde de aldık termisinde. Tamam, gerek yok. Eyvallah. Peki, adaylarımız konuşmak için öncelik sırası var mı? Kim önce konuşacak? Hüsamettin Bey, siz önce konuşacaksınız. Yok. Bu halde bir kura çekeyim. Bakın, usulümüz gibi. İki adım. Arkadaşlar birini bir yazıyor, birini iki yazıyor. Biri çıkken bir konuşacak, iki çıkken iki konuşacak. Evet, Hüsamettin Bey buyurun. Şöyle buyurun. Eyvallah, eyvallah. Bir numarayı Sezer Kuyusu Başkanım çekti, iki numarayı Hüsamettin Bey çekti. Başkan adaylarının konuşmaları ile ilgili bir süre sınırlaması 10 dakika yeter mi sizce de? Hüsamettin Bey 10 dakika yeter mi? Sezer Başkanım yeter değil mi? O zaman süreyi 10 dakikaya sınırlama konusunda genel kurulu oyuna sunuyorum. Başkan adaylarının 10 dakika konuşmasını oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, indir nefem etmeyenler, oy birliğiyle başkan adaylar 10 dakika konuşacak. Evet. Buyurun. Evet. Sezer Bey. Sayın Divan, sayın daire başkanlarım, sayın genel kurulu yardımcılarım, eski federasyon başkanlarım, değerli delegasyon, değerli kulüp başkanlarımız, hepiniz 5. genel kurulumuz ve 7. mahalle genel kurulu hoş geldiniz. Sizleri burada görmek bizim için ayrıca bu grup tüm için Türk Şudosu'na ve Türk ailesi, Türk Şudo ailesine katkıları değerler adına tekrar teşekkür ediyorum. 2016, 22 Ekim 2016 yılında Fatih Başkanım'la aldığımız bu döneme bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar Türk Şudosu'nu gerçekten saygı, sevgi çerçevesinde ve gerçekten de insanlara en iyi şekilde hizmet etmek adına ilk büyük aşkla beraber Şudo'ya başladığımız ilk 1989'daki o aşkla hızla beraber hedeflerimize doğru biz 5 yıl boyunca görev yaptık. Ben burada bizimle beraber görev yapan bütün yönetim kurulumu, diğer kurullarımı, disiplin kurulum, beraberinde denetleme kurulu olmak üzere tüm istişare kurullarına, arge kurumuna kadar, sağlık kurumuna kadar emeği geçen bu 5 yıl içerisinde bütün insanlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu iş birlikteli bir şey. Bu iş amaç ve hedeflerine giden yolda çalışma azim bir şey. Ve ben ekip olarak da iyi bir ilme kazandığımızı düşünüyorum. Bugün belki burada çok daha güzel neticelerle konuşabilirdik. Olimpiyat hedefimize giden yolda belki katılım sayısı olarak belki yüksek bir katılımla katıldık. Ama hedeflediğimiz olimpiyat madalyası almasak da Fatih Başkan'dan aldığım o dönemki hiçbir şekilde sporcu sayısı dahil, madalya sayısı dahil, tesisleşme anlamında hiçbir şekilde geride kalmadığımızı ve Türk Şudosu'nda söz sahibi olduğumuzu almış olduğumuz madalyalardan zaten göreceklerdir. Çalışmalarımız
sosyal projelerimiz, yaptığımız projelerde zaten Türk şunosunun tamamen yayılması anlamında. Gerçekten büyük hizmetler ettiğimizi düşünüyorum. Ekibimizle başkanlığımız ve Dünya Judo Federasyonu, Avrupa Judo Federasyonu ortak projelerimiz, bugün yapmış olduğumuz çalışmaların bir semeresi olarak bugün baktığımız zaman 2016 yılında Fatih Başkan'dan öten 95 bin lisanslı sporcumuz vardı. Bugün baktığımızda 121 bin aktif, yani lisanslı sporcu sayısını açtık. Pandemi döneminden önce 2019 Aralık ayında baktığımızda 23 bin aktif sporcu sayımız var. Biz bunun 12 bini erkek, 11 bini kadın sporcular oluşturuyor. Ve bu da bizim için Judo'nun gelmiş olduğu o noktadaki en büyük başarıydı. Şu anki çalışmalarımızda bizler 2018 yılında Dünya Şampiyonası'nda iki tane madalya alırken yıllar önce en son işte burada aramızda olan Yaşar Soyuz ve Hüseyin Özkanlar'dan sonra o dönemde biz 2018'de Taylar Sayık ve Vedat Albayrak'tan bir madalyalarımız ulaştık. Bununla beraber 25 yıl aradan sonra bizim kendi içimizden çıkan kendi kardeşimiz Bilal Çinoğlu, hocalar da buradalar, onlara da emekleri var, teşekkür ediyoruz. Çünkü bu iş hizmet ve başarı odaklı çalışma işi. Bilal Çinoğlu 25 yıllık alınmayan gençler dünya şampiyonu olarak ülkemize büyük madalya kazandırdı. Bizim için yeni nesillere yeten güzel bir başarıydı. Daha sonraki dönemlerde ümitlerimiz 2017-2018 döneminde gerçekten şu anda genç bir takım oluşturan bir takım 2017'de aldığımız o ülkeye çalışmalarımızın sevmemesini orada aldık. Çünkü projelerimizden birisi tohum ve milli takımları entegre ederek bunu sağlayabilmekti. Bu yaş grubuna biz bunu başardık. Çünkü ümitlerimiz hem aynı yaş grubundaydı tohumlarda hem de ümitlerde aynı yaş grubunda olması bizim için onların beraber hareket etmesini sağlamaktı. Ve biz yılın 12 ayı neredeyse bu çocuklarımızı aynı kamplarda sürekli tutarak bugünkü başarılar damlalarında bütün tohum antrenörlerimizle beraber iki antrenörlerimizle ve milli takım ekibimize güzel bir netice yakaladılar. Ve şu anda gelmiş olduğumuz noktada 2019'da mimiklerimiz biliyorsunuz ki tarihinde ilk defa yapılan Avrupa takımlar şampiyonası, Avrupa şampiyonası, EOK'ta şampiyon oldu. Ve dünya şampiyonasında Japonya'nın yarı finalde 3-3 beraber kaldı. Bu oldu skorda 4-3 yenilerek dünya üçüncüsü olarak da tarihi bir imza attı. Bunlar tesadüfi değildi. Bunlar tamamen çalışmanın ekibin bir başarısıydı. Biz bu ekibe güvenerek yola çıktığımızda sadece başarı tabii ki önemli bizim için. Ama bizim için judonun ve Türk sporunun ihtiyacı olan spor kültürünün oluşturulması anlamında biz okullarımızda acilikle beraber bir proje başladık. Şu anda 20 ilimizde 20 okul olmak üzere başlangıcımız bir şekilde ama hedefimiz pandemi olmasaydı bugün 80 bin ile judoyu okullarda seçme olarak derslere koyduğumuz bir projeydi. Bunda da gurur duyduk. Çünkü okullara seçmeli ders olarak koyduğumuz bir judo branşımız var ve şu anda 20 ilimizde aktif olarak da devam etmekte. Bu bizim için gurur meselesi. Çünkü bunun da sayısını biliyorsunuz pandemiye kadar gerçekten pandemi her konuda bizi etkilediği gibi 2020 Mart 15'e kadar sadece Eylül 2019'da başlayan bu projemizde 6669 tane çocuğumuz judoyu seçmeye ders olarak gördü. Yani o ilk öğretim okullarında biz bunu başardığımız için de şu anda 80 bin ilde bunu hedefleyerek projelerimizi bir ileriye taşımanın peşindeyiz. Biz bunları yaparken tabii hedeflerimiz arasında tesisleşme. Burada bizim şu anda elimizin mevcut bir tesisimiz var. Bu da yine bildiğiniz üzere Fatih Başkanların döneminde ve daha önceki Federasyon Başkanlarımızın hazırladığı projelerin bir semeresiydi. Bu da bize nasip oldu. 2017'de Genel Müdürlüğümüz Bakanlığımızın bize dönerek orayı tahsis etmesi, orayı bize vermesi ve şu anda geldiğimiz ölçüde antrenman salonumuz, maç salonumuz, alttaki garajı gördüğünüz gibi buraları tamamen biz milli takımımızın antrenman yapabileceği ve kamplarını yapabileceği bir alana geçebildik. Antrenman salonumuzu güzel Japonya'daki Tokyo'daki sistem olan raylı sistemle yaptık. 500 metrekarelik bir minderimiz var. Üst salonumuzda 4 takımlık genelde Türkiye şampiyonluğunu yapabilme kapasitesine sahip bir kişilik bir dürüm var. Biz bunu
bunları daha da hareketlendirerek şimdi en büyük projemizden hemen yanında bulunan arazide inşallah onu da en kısa zamanda başlatacağız. En sert bir problemi vardı. Onu çok şükür belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Yeni Mahalle Belediyemizin görüşmelerimiz sonucunda onu da çıkartarak Emsal'in 0.15'ten 1 olarak çıkarttık. Ve şu anda projesi hazır. İnşallah Mart ayı gibi işte bakanlığımıza zaten bunu onayladık, projelerine dahil ettiler. Çünkü o tesisin yaşayabilmesi için, o tesisin hemen yanındaki bu alanı değerlendirmek istedikler. Projemizi zaten çizip bakanlık onayladığı için inşallah en kısa zamanda burada başlayıp emir döneme daha sağlıklı sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanmaları ve gözümüzün önünde olmaları, o binanın içinde yaşlıkları 45 odalı, 140-150 arasında yatak sahibi, yatak kapasitesi olan odaları 32,5 metreden oluşan bir içerisinde kütüphanesi, savunması, hamurma ve diğer erişebilecek alanlar oldu. Ve ağırlık salonumuzu yaptığımız hemen yan tarafından önemli olan da bizim için fizik tedavi merkezi projemizde bunun içerisinde bulunmakta. Çünkü milli takımımız sürekli daha önceki dönemlerde otellerde kamp yapmak zorundaydı. Çünkü biliyorsunuz ki bizim elimizde bulunan tesislerin yeterince kapasitesinin olmaması sadece bizim mecburen otellerde kullanmak zorunda kaldığımız dönemler oldu. Ama şimdi bizim tesisimiz bittiği zaman yılın 12 ayı biz o kampı 24 saat açık bir halde ve başlık hocalarıyla beraber bütün illerde kapasitesi olan sporcuları çağırıp orada yıl boyunca kamplarını sağlayarak çocuklarımızın yıl dönüm içerisinde hazır olmalarını ve orada tedavilerini dahil yapmak adına bir projemiz var. Biz bunları tabii ki projeler biliyoruz ama hayata da geçirdiğimiz için de konuşuyoruz. Biz bundan önce yapmış ve yapmış olduğumuz bütün sözleri tuttuğumuza inanıyorum. Başarı olarak söz verdiğimizden az önce de söyledim. Evet, başarıysa başarısız olarak gördüğümüz tek olimpiyat madalyasıdır. Ama tüm judosu gelmiş olduğu noktada bir gün bu olimpiyat madalyasını 2024'te alacaktır. Ve burada gerçekten katılım olarak dediğim bize şunu söyleyebilirim. Şu anda mevcut 6 tane sporcumuz... Son bir dakika Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Şu anda mevcut olarak 6 tane sporcumuz hazır olsa bile yanlarına şu anda koyabileceğimiz herhalde 6 tane alttan gelen genç kardeşlerimiz de bulunmakta. Ve bizim hedefimiz 2024'de bugün buradan söylüyoruz. En az 10 sporcunun katılımını sağlayıp bu sefer gerçekten hak ettiğimiz o madalyayı almak bizim için en büyük hedef. Bizim, ben cami olarak hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş gönül işi, bu iş aşk işi. Biz ilk gün aldığımız görev aşkıyla ekibimizle, yeni kuracağımız ekiple ve eski ekibimizle de hiçbir şekilde her türlü çalışmamız devam edecek. Çünkü bu iş buraya gelirken ekiple geldi. Bundan sonra da 2024'de kadar da aynı ekiplerle devam edecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Tuğcu Dostu'na yakışır bir mali kurulunda genel kurulu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tuğcu Dostu bunu hak ediyor. Bizim sporumuz saygı, sevgi ve disiplin sporu. İnşallah bundan sonra da hep bu şekilde kalır. Hepinize saygılar olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Tam 10 dakika konuştu. Tam 9.59'da benim saatime görüşmek başlamıştı. Buyurun Samet'in. Sayın Divan, Sayın Daire Başkanlarım, Sayın Federasyon Başkanlarım ve Spor İmdürlerim, kıymetli judo alemimizin değerli delegeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. 5. Oğlan Diyarı'nın kurular, hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce, daha önce federasyon başkanlığı yapmış olan merhum Cihat Uskan'a, Sayın Nikat Koran, Sayın Resul Yolcu'ya, Sayın İbrahim Özteke, Sayın Yaşar Kaptan Başaran'a, merhum Natip Cancı'ya, Sayın Yusuf Yıldırım'a, Sayın Fatih Uysal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın Başkanım, gösterişimiz var. Verdiniz mi? Evet. Gösteriş var. Oynatın. Hüsamettin Çelik, Judo Federasyonu Başkanlığı. Hüsamettin Çelik 1957 yılında Konya'da dünyaya geldi.
gelmiştir. 1973 yılında henüz 16 yaşındayken kardeşleriyle birlikte judo hayatına sporcu olarak başlamıştır. 1986 yılında Konya'nın Seyitşehir ilçesinde judo antrenörlüğüne başlamış ve Seyitşehir Spor Kulübü'nü kurmuştur. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Judo teknik direktörlük belgesinin yanı sıra siyah kemer altıncılığına sahiptir. 35 yıldır devam eden judo antrenörlüğü hayatında büyük fedakarlıklar gerçekleştirerek 150'ye yakın milli sporcu yetiştirmiş ve onların sadece ringlerde değil, hayatının her alanında yanında olmuştur. 1994-2004 yılları arasında tüm kategorilerde judo milli takım antrenörlüğü yaparak Türkiye'nin uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edilmesi için gayret etmiştir. Hüsamettin Çelik, 2007 yılında judo milli takımı ile yakalanan başarılar sebebiyle Spor Bakanlığı tarafından başvurmuş. Aynı zamanda 2008 yılında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nca yılın antrenörü ödülüne dahil görülmüştür. Hüsamettin Çelik, 46 yıllık judo hayatında elde etmiş olduğu tecrübeleriyle ülkemizin ismini judoda dünyaya duyurmak için Judo Federasyonu Başkanlığı görevine adaymış. Türkiye Judo Federasyonu ülkemizde 22 bir vizyonla altyapıdan itibaren başarılı bir sistem kurmak hedefindedir. Olimpiyatlarda büyük başarılar elde etme idarenin yanı sıra vatanına, milletine ahlaklı bireyler yetiştirmek hedefiyle Judo Federasyonu Başkan Adayı olarak karşınızdadır. Türk judosunun nitelik ve nicelik bakımından dünyada judo sporunda önde gelen ülkeler arasında yerini alması için bugünden projeler ve hedefler belirlemiştir. Yönetimde klasik yönetim anlayışını terk ederek konulara ortak çözüm bulma anlamını taşıyan yönetişim modelini benimseyecektir. Olimpik ve büyük milli takımlarımızda başarıya artırmak için birçok projeyi hayata geçirecektir. Geleceğimizin teminatı olan bizlere emanet olarak gördüğümüz çocuklarımızı korumak için sporda çocuk koruma programı başlatacaktır. Eğitim alanında birçok başlıkta projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Adaletin temsilcisi hakemlerimiz için yurt içi ve yurt dışı seminerlerle gelişimleri artırılacak, görev dağılımlarında adil ve objektif olacaktır. Yönetimimiz esnasında milli takımlarımızla ilgili olarak milli takımlarımızın makro antrenman planları ile ilgili teknik ekibin içinde yer alacağı bilimsel bir kurum tarafından oluşturulacaktır. Milli takımlarımızda her kategorideki sporcuların ihtiyaç duyacağı spor malzemeleri federasyon tarafından karşılanması sağlanacaktır. Milli takımlarımız için planlanan birçok faaliyet, projeler ve liyakatli antrenörlerle Türk judosunun başarısı artırılacaktır. Ümit ve genç takımlara önem verilecek, tüm şiddetlerde ülkemizin temsil edilmesi için projelerimizi hayata geçireceğiz. Yönetim esnasında tohum merkezleri en önemli gündemlerimizden biri olacak. Tohum için birçok başlıkta projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Türk judosunun başarısını dünyaya duyurmak için en başta minik ve yanımızlara önem verecek ve özel faaliyetler, projeler gerçekleştirilecektir. Türk judosunun gelişmesi için organizasyonların sayısını ve yeteneğini artıracak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Türk judosunun ülkemizin her yerinde gelişmesi için ilk temsilciliklerimize yönelik imkanlar ve faaliyetler geliştirilecektir. Yönetimimizde liglere önem verecek sayıların ve niteliklerin artması için çalışılacaktır. Ülkemizde judonun gelinirliğini arttırmak için tanıtım kısmına önem verecek ve birçok başlıkta çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi motive edecek ödül düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. Daha birçok alanda faaliyet ve projelerimizle ülkemizde judonu daha geniş kitlelerle buluşturarak tavana yaymak için değişimin tam zamanı geliyor. Hüsamettin Çelik, Türkiye Judo Federasyonu Başkan Adayı. Evet Sayın Denekler, orada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. 150'ye yakın değil, 100'e yakın sporcu olacaktı. Orada bir yanlışlık yapılmış, onu da düzeltmiş olayım.
Biraz önce sorum videosunda izlediğimizde ve yaklaşık 46 yıldır aktif olarak şurada yaşamak devam etmektedir. Sporculuk, antrenörlük, teknik direktörlük, teknik kurul üyeliği gibi birçok görevi başarıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Yıllar boyu binlerce spor yetiştirdim. Ulusal ve uluslararası derece alan birçok sporcum oldum. Bunların yanı sıra antrenör, hakem, öğretmen, askeri personel, polis gibi birçok meslek grubuna dahil olan ve halen görüştüğüm sporcular mevcuttur. Bunlardan 73 tanesi milli sporcu, 5 yılda mezun olmuşlardır. Judo yaşamımda kalp kırmamaya özen gösterdim. Camiamızda takdir eder ki herhangi bir arkadaşımız ile en ufak bir problem yaşamadan 46 yılı geride bıraktım. Adalet ve ahlaki değerlerin madalyadan önce geldiğini ve sporcularımıza bu değerleri kazandırmaya çalışmamız gerektiğini hep savunmuşumdur. Elbette madalya çok önemli. Ancak daha önemlisi ahlaklı, vatanına, milletine bağlı ve altyapısı kuvvetli branş olabilmektir. Camiamıza vaat ettiğimiz en önemli vaadimiz her alanda sistem kurmaktır. Sistem olmayan yerde kişilerin istekleri olur. Ancak birlikte kuracağımız sistemde başarılı olan herkes sistem gereği hakkını alacak ve mutlu olacaktır. Bunları dile getirmek ve durum tespiti yapmak zorundayız. Gelinen noktada projelerimizle daha da önemlisi iyi niyetimizle. Antrenörlerimize, kulüplerimize sonuna kadar destek vereceğimiz ortadadır. Öyle ki ben de uzun yıllar antrenörlük ve kulüpçülük yaptığım için değerlerinizi en iyi anlayabilecek kişi ben ve ekibimdir. Ayrıca bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Mevcut yönetimin oyun başladıktan sonra yaptığı kural değişikliğiyle son derece aktif olan birçok kulübün delege hak elinden alınmış, 81 ilde judo yapılırken 25-26 ilin judoyu temsil ettiği bir genel kurul ortamı yaratılmıştır. Bu bağlamda Anadolu'nun güzel kulüpleri mağdur edilmiştir. Judo camiası 300 kişiyle temsil edilebilecekken gelinen noktada 187 kişiyle sınırlandırılmış ve bu karar alınırken camianın hükmüyle alınmamıştır. Son olarak söylemek ve açıklamak istediğim bir konu daha var. Konuşmamın bu bölümüne kadar Judo Federasyonu Başkan Adayı olarak konuştum. Projeleri anlattık ve takdiri size bırakıyoruz. Şimdi ise evladımın hakkını savunmak için bu kürsüde bir baba olarak konuşmak istiyorum. Oğlum Nur Muhammed Çelik 2016 seçim yarışından sonra bu seçime de aday olmak istedi. Ama ne yazık ki federasyonca kendisine acımasız bir şekilde Türk spor tarihinin en yüksek cezası olan 20 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmiştir. Sebep ise 2018 yılında Mali Kongre'de yaşanan ve oğlunun orada olmadığı halde bir olaydan kaynaklı. Sayın Başkanım, son bir dakika hatırlatıyorum. Toparlıyorum. Bazı baskılar ve haksızlıklar olduğu aşikardır. Sadece söyleyeceğim son söz şudur ki, ben evladı için bugün bu kürsüde hak arama mücadelesi veren bir babayım. Sizlerden de kendinizi benim yerime koyarak bir karar vermenizi rica ediyorum. Camiamızda destekleyen, desteklemeyen, oy veren, vermeyen gibi ayrımlarla yönetilemeyeceğinin sözünü veriyorum. Önce judo ailesi olacağız. Doğu felsefesinden ayrılmayacağız. Çeşitli yerlerden baskı görmüş dahi olsanız birazdan sandık başında vicdanınıza kulak vermenizi istirham ediyorum. Tüm delegasyonu ve misafirlerimizi tekrar selamlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar. Şimdi değerli seçimlere geçeceğiz. Seçimlere geçmeden önce ben her iki adayın da vermiş olduğu 4 sandıkta oylama yapılacak. 4 adaydan birer tane görev istemiştim. Önce bu görevleri hızlı bir şekilde okuyalım. Sezer Bay Uysuz'un 1. sandıkta Burak Okulmuş, 2. sandıkta Ercan Güneş, 3. sandıkta Faruk Işık, 4. sandıkta Bilal Gül, Hüsamettin Çelik başkanın adayı, 1. sandıkta Zafer Şahin, 2. sandıkta Serkan Aydoğan, 3. sandıkta Yasin Gedik, 4. sandıkta Beytullah Şivet oldu. Bu iki öneriyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle bu sandık görevlerini okuduğum şekliyle 1, 2, 3 ve 4 sandıkta yerlerini alalım. Şimdi başkan adaylarımızın listelerini okuyacağım. Başlatır başlatmaz onu halledeceğim.
Başkan adayı Sezer Huysuz, mavi oyun ustası. Asıl üyeler Hatice Nemruz, Tol Özbay, Eki Mustafa Espirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Bekiroğlu, Behçet Atlı, Alparslan Ayan, yedek üyeler Kemal Çevir, Musa Evi, İhsan Güloğlu Düzey, İsmail Murat Aydoğmuş, Osman Paşa, Fatih Güner, Bülent Özgür, Burak Seren, Bedri Özdemir, Mücahit, Eminoğlu, Selçuk Han Yüksel, Serdar Selin, Sayıncı, Metehan Şahin, Muhsin Saran, Denetim Kurulu Asıl Üyeler, Musa Çolak, Ahmet Biltekin, yedek üyeler Oğuz Yılmaz, Levent İşler. Evet arkadaşlar, 5 tane yazmışsınız ama 2 aslında 2 yedek olacaktı. Yani 7, buradan 3'ü dikkate almıyoruz. Arkadaşlar 2 aslında 2 yedek olacak bu oyuncusun aslında. Denetim kurulu 3 tane 3 aslında, eğer değiştirilecekse bakanlığın yetkisinde bakanlık verecek, bakanlık değiştirecek. Onun için ilk 2 Oğuz Yılmaz, Levent İşler yedekte bu şekilde değiştirildi. Bu şekilde dikkate alınacak imam tutanaklarında. Disiplin kurulu asıl üyeler Hüsam Olgaç, Avukat Dilek Tufan, Avukat Doğrucan Davutoğlu, Avukat Batuhan Ömer Mastı, Avukat Hasan Hüseyin Alparslan, yedek üyeler Avukat Ömer Abidin Çağlar, Avukat Fırat Aslanbaş, Avukat Halil Özmen, Avukat Şahin Finan, Avukat Fatih Volkan. Evet şimdi Hüsamettin listesini okuyorum. Asıl üyeler Abdülaziz Çelik, Alper Çimen, Aşkın Şöhret, Alptürk Kaya, Batuhan Enes Odabaş, Emre Aşkın, Harun Reşit, Zelimdar, Mecit Çankat Utku, Mehmet Türksever, Metin Sönmez, Muhammed Eken, Sezgin Çelik, Şükrü Koyuncu, Zafer Özcan. Yedek üyeler Timuçin Biçer, Malik Ünahçı, Yusuf Yıldırım, Serkan Aydoğan, Nurmuş Kurt, Nursun Akkuş, Ergün Yapıcı, İsmail Yakın, Adil Müsabir Karagöl, İlhan Yakın, Oktay Çimen, Fatih Saraç, Yasin Kahveci, Bekir Ses. Denetim kurulu asıl üyeler Mustafa Akdemir, Hikmet Büyükkarşı. Yedek üyeler Hasan Hüseyin Çelik, Orhan Öztürk. Disiplin kurulu asıl üyeler Yasin Oruç, Mehmet Kürşat Kılıç, Burak Muhammed Öcal, Murat Açıkgöz, Rüstem Yiğit Ahizer. Yedek üyeler Muhammed Emin Akbaş, Doğa Köz, Halil Demirbaş, Serkan Kaya, Ahmet Bozboy. Her iki listede isimleri olan, itirazı olan var mı? Orada yok. Sol isimde bir yanlışlık var. Bekir, hangisi? Bekir Kerimoğlu olacak. Baki. Baki Kerimoğlu. Baki yazılmış. Baki Kerimoğlu. Baki Bekiroğlu yazılmış. Kerimoğlu olacak. Orası. Kerimoğlu. Evet bu şekliyle düzeltiyoruz. Bunu da divan tutanağında Kerimoğlu olarak tutanağı bu şekilde geçeceğiz. Sezer Uysuz Bey'in 12. sırada asıl bir ibadet kurulu yedek üyesi Baki Bekiroğlu. Sehmen Bekiroğlu olarak yazılmış. Soyadı Kerimoğlu. Bu şekliyle düzeltip o şekliyle tutanağı geçeceğimizi derler. Şimdi seçimlere başlayacağız. Hızlı bir şekilde yerleri bir kontrol edelim. Hemen başlayacağız. Bir 5 dakikamızı seçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar seçimlerde bakanlığımızın temsilcileri öncelik vereceğiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Hazırlığı Derneği ve bakanlık temsilcileri. Çünkü onların aynı anda yapılacak bugün 3-4 tane evde genel kurulu var. Oralara gelip orada da kullanacaklar. O konuda hassasiyet bekliyorum size. Teşekkür ederim. Şimdi oynamayla ilgili de bir açıklama yapalım. Arkadaşlar oy pusulalarından evet mühürü size sandık görevlileri tarafından verilecek, bir zarf verilecek. Oy pusulaları kapalı bölümde olacak. Kapalı bölümde girdiğiniz mavi ya da beyaz oylardan birini evet mühürünü basıp zarfa atacaksınız. İki ayrı oy pusulasını bir zarf atarsanız oyunuz iptal. İki oy pusulasından herhangi birini mükemmel olarak ikisini aynı anda atarsanız biri geçerli birini iptal edeceğiz. Eğer evet mühürü varsa. Evet mühürü olmayan oylar iptal. Geçersiz sayılacak. Üzerinde kazıntı, kilinti, silinti varsa çizgi oylar iptal olacak. Herhangi bir işaret olmayacak. Evet mühürü basacak. Buna hatırlatalım. Evet mühürünü muhakkak basmayı unutmayalım. Evet sorularımız var mı? Tavsiyecik görevlerimiz yapacak.
Ya sen de göz olmasın. Oraya bırak. Rahat ol kardeşim. Rahat ol. Rahat ol. Tamam mı? Gel masayı komple alalım oradan. Gel. Yok hoş değil. Yok doğru tamam alalım başka bir tarafa. Müsaadetimi haber verin. Haber verin başka. Tamam başkanım. Bu kalsın. 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 Bu
Evet, Hüsamettin Bey. Nerede geliyor? Size başkanım, ayakta tuttuk, isterseniz oturun, gelince çağıralım. Hüsam abi. Evet Sayın Başkanım, Sezer Başkanım da alıyorum. Buyurun, böyle bir yanıksın lütfen. Şimdi sandık hazırlıkta kayıtlayıp kullanacak verimi kalmadı söylemi. Sandıkları saat 15'te 5 dakika sonra açacağız. Siz de uygun görürseniz lütfen ayıta alıyorum. Değerli hazırım, Türkiye Judo Federasyonu'nun olağan genel kurulunda seçim işlemi 4 dakika sonra bitecektir. Sandıkları kapatacağız. Burada olup da oy kullanmayan varsa lütfen arkadaşlar haber versin. Saat 15'te sandıkları kapatıp sayım işlemine geçeceğiz. İki başkan adayımızdan da önergeler doğrultusunda imzalarını aldık. Son 4 dakikamız, ilan ediyoruz. Burada olan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın. Sandık görevli arkadaşlarım, sandıkta görevli, elinizdeki imza hazır listelerini sayar mısınız? Kaç kişi vardı, kaç oy kullanıldı, elinizde kaç zarf kaldı? Her sandığı tek tek alacağız. Önce bir numaradan başlayacağız. Bir numaralı sandık gelecek. Ondan sonra iki numara, üç numara tek tek. Evet, hazır listesini alayım. Kartlarla ilgili hazır listesini. Hocam. Alo. Saydınız mı? Kaç kişi var? 170 şey kaç katılım? 187 katılımda 167. Yok tamam. 180 hazırlığında kayıtlı 187 delegemizden 167 delegemizin genel kurulda katıldığı hazırlık listesinde tespit edilmiş. Yeniden çekelim sayalım isterseniz. Yeniden sayalım. 168. Tamam. İmzalı. Tamam yok hata olmaz. İnsan şaşar. Kronometremiz çalışıyor. Son 1 dakika 56 saniye. Sayılıyor.
Bu bilay bir gitme de sayıyorlar bir hata olarak. Bak kaç var? Sayısı da var. 165 mi 168 mi? 168, 19 kişi geldi. Evet. 19 kişi çıktı. 168 kişi. İsrail mi? Eksik kalamar mı? Yok, aynı. Parti başkanım da gidiyor. He? Parti başkanım da kaçmış abi, nasıl mı? Ben söyleyeyim. Elimde şey yok. Başkan ikisinden birinde imzanız yoktu da bunu baz alabilir o yüzden dedim. Birini, birini unutmuşsa bu anlattı. Ne? İkisini atlattı. Evet değerli arkadaşlar. Seçim işlemi bitmiştir. Sandıkları kapatıyoruz. Bir numaralı sandıktan başlamak üzere sandık boy kutularını hazır listelerinde evet bölümü ve zarfları bana getir. Önce bir numara, diğerleri beklesin. Evet, evet, evet. Sandığım gibi. 187 Hazırlığında kayıtlı değerli Hazırlığı. 19 imzasız var boş. 168 Hazırlığında kayıtlı. Buradan kaç kişi kullandıysa şimdi bir sandık sandık sayacağız. Önce bir numaralı sandık. Bir dolu sandıkta aynı kaç kişi var? 41 var top ağzında kayıtlı. 6 kişi kullanmadı, 35 kişi oy kullanmadı, öyle mi? 35 kişi. Hayır, top 47 kişi. 47. Ha, öyle diyeceğiz. 1 kişi kullandı, 6 kişi, 6 boş. Ha, 41, 41 tane zar çıkacak. Evet. Hazırlığında kayıtlı 47, kullanılan da 41, tarafımızda 41, şimdi açıyoruz. Thank you.
Evet, bir nolu sanıda açıklıyorum. 41 kullanılan oy, mavi Sezer Uysuz 32, beyaz Hüsamettin Bey 8, geçersiz 1. Evet.
kullanılan 42 zarfımız var.42 kullanılan ikili oğlu sandıkta mavi Sezer Uysun 36, beyaz Hüsamettin Bey 5, bir tane boş. Üç oğlu sandığı var. Üç
numaralı sandıkta toplam arzunda kayıtlı 45, kullanma boy 41. Zaferi sayılır. Bir ama zarf 42 çıktı. Hazır mı sayın? Thank you.
3 nolu sandık, mavi oy 28, beyaz oy 14, iptal yok. Kırk iki tane de zarf Thank you.
4 numaralı sandık toplam 42, mavi oy 31, beyaz oy 10, 1 oy geçersiz. Genel sandık 4 sandığın toplamında mavi oy Sezer Uysuz 127, beyaz oy Hüsamettin Bey Çelik 37, özür dilerim. Geçersiz 3. Bu sonuçlara göre Sezer Uysuz. Evet, Türk judo camiasına hayırlı olsun. Çok gerçekten seviyeli bir genel kurul oldu. Çok güzel bir genel kurul oldu. Ben her iki adaya da ve tüm katılımcılara gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Türk judosuna yakışır bir genel kurulu olduğunu oldum. Ben bu doğrultuda Sayın Başkan'a bir selamlama ve teşekkür için söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Biz judo ailesine yakışık güzel bir yarış gösterdik. Burada Türk judosuna yakışık bir alan aldı. Ben Hüsamettin Hocam'a da teşekkür ediyorum. Ben ekibime de teşekkür ediyorum. Bugün sağlıklı bir şekilde genel kurulumuzu ve mali genel kurulumuzu yaptık. Ben eski federasyon başkanlarımız olmak üzere diğer tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Divan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ince ve nazikçe güzel bir divan yönetti. Ben ona da çok teşekkür ediyorum. Ben bizlere bu cami için tekrar ikinci dönem için görev arz eden, devreleri bize güvenen kulüplerimize ve camiamıza da yapacağımız bütün işlerle yanımız olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Katılımlar için ayrıca minnettar duyuyorum. Bu güzel günü beraber yaşamış olduk. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Çok sevgili olalım genel kuruluna. Judo ailesine ben de şahsım adına kurulu yetiştirdim. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Dilek ve temennilerle söz almak isteyen var mı? Yok. O halde genel kurulu 15.30'da kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.